Merhabalar Formula 1 severler. Çakıl Havuzu'nun 6. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda yine sevgili dostum Kerem'le birlikteyiz. Kerem'cim nasılsın? Çok teşekkür ederim Samet'ciğim. Çok iyiyim. Çünkü uzun zaman sonra Formula 1'i Max Verstappen harici biri kazandı. Yanlış anlaşılmasın. Ben Max Verstappen'i severim. Ve bence şu anda yeteneğinin hakkını da alıyor. Ama artık yani başkalarının da kazanmasını, özellikle Ferrari'nin de kazanmasını gerçekten çok özlemişim Samet. O yüzden aşırı derecede mutluyum, sevinçliyim. Sende ne var ne yok? Ya vallahi ben de çok keyifliyim. Yani değişikliği her zaman çok severim öncelikle. Yani yılın 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si ile birlikte farklı bir takımı duble yaparken görmek, özellikle de Ferrari'yi zaten görmek bir mutluluk veriyor. Yani 3. yarışı bizlere neden bu sporu çok sevdiğimizi, bir pazar günü sabah 7'de neden uyandığımızı hatırlatıyor. Tekrardan çok mutluyum. Ben de senden kısa bir özet isteyebilir miyim Kerem'cim? Yani yarışı uykusuna yenik düşen dinleyicilerimiz için antrenman turlarını ve sıralamaları bizlere kısa bir özetleyebilir misin? Neler oldu, neler bitti? Tabii Zahmetciğim haklısın. Biliyorsun dünyanın altına gittik yine. Avustralya'ya gittik. O yüzden Avrupa'ya ve bize saat farkı var. Çok fark vardı. Sabah saat 7'de yarış koşulmaya başlandı. Zaten yarışta konuşacağımız çok şey var. O yüzden ben hızlıca yarışa geçmeden önceki cuma ve cumartesi günlerinden bahsetmek istiyorum. Bu hafta sonuna geldiğimiz zaman gözüken şu vardı ki Ferrari çok hızlı gözüküyordu. Hem yarış temposunda hem de tek turda aşırı hızlı gözüküyordu. Bırak Red Bull'lara, direkt olarak Max Verstappen'e rakip olma ihtimalinden bahsediliyordu. Fakat özellikle cuma günü ilk antrenmanda biz şöyle bir şey gördük ki Alexander Albon geçen yıl yapmış olduğu kazanın neredeyse aynısını yine aynı virajda bir kaza daha gerçekleştirdi ve aracın şasisini komple mahvetti. Bu belki hani çok önemli olmayabilirdi bu durum. Fakat söz konusu Williams ve kısıtlı bütçesi olunca şöyle bir sorun ortaya çıktı Samet. Williams dedi ki bizde yedek parça yok. Yani yedek bir şasimiz yok. O yüzden aracı komple yarıştan çekmek zorunda kalacağız. Şimdi normalde nasıl bekleriz? Eğer Albon kaza yaptıysa, Albon'un aracı tamir edilemez durumdaysa Albon yarıştan çekilir. Fakat Williams dedi ki biz Logan Sargent'ı yarıştan çekiyoruz, Albon'u yarışa sokacağız dedi. Bu tabii şimdi biz Logan Sargent'a da, biz de yani bütün Formula 1 kamuoyu olarak çok fazla yüklendik. Pay driver dedik kendisine. Yetenekleri Formula 1 için yeterli değil dedik ama ne olursa olsun bir yarış pilotunun kendi hatası olmayan bir şekilde yarıştan, yarış hafta sonundan çekilmesi bence çok büyük bir skandal. Formula 1 için de skandal. Williams için de skandal. Hiçbir kurumsal kimliğe yakışmıyor bence bu durum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ben. Onun haricinde hafta sonunda practice'lerde yani antrenman turlarında çok fazla ekstrem bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Sıralama turlarına geçtiğimiz zaman ise sıralama turlarında şunu gördük. Öncelikle Lewis Hamilton Q2'de elendi maalesef. Çok ufak farklarla son turlarında biraz fazla zorladı ve aracın dengesizliğini kamerasından görebilmişti, araç üstü kamerasından, ve takım arkadaşının çok kısa bir farkta elenmiş oldu takım arkadaşına. Yine Ferrari'nin tek turda ve sıralama turlarında çok hızlı olduğundan bahsetmiştik. Tek turda biz pole almasını bekliyorduk. Fakat yine Max Verstappen son turunda bir şeyler çıkardı ve pole pozisyonu oturdu. Ve yarışta da pole pozisyonunu almış oldu. Tabii pole pozisyonu Max Verstappen'e gitti ama geri kalana baktığımız zaman appendist alınmış, daha da hızlanmış Carlos Sainz. İlk çizgiyi kapattı. Takım arkadaşıyla Charles Leclerc'i geçti. Hem de Leclerc ilk 5'te ancak kendine yer bulabildi. Sergio Perez kendisini 3. sıraya koymuş olmasına rağmen sıralama turlarında başka bir pilotu engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı. McLaren Mercedes'leri çok hızlı gördük. Mercedes'ler hızlı değildi ve burada bir tebriği de bence Yuki Tsunoda'ya yapmamız gerekiyor. Tek turda gerçekten kendini son yıllarda çok geliştirdi. Ve ilk onun son pilotları da Aston Martin Mercedes'ler oldu. Lance Stroll uzun zaman sonra Fernando Alonso'yu sıralama turlarında geçti. Fakat Fernando Alonso'nun da tabanında bir sorun vardı yarış hafta sonu boyunca onu etkileyen. Ve bu şekilde biz pazar gününe, Formula 1 2024 sezonunda ilk defa pazar gününde bir yarışa geçmiş olduk Samet. Çok fazla konuştum, o yüzden sözü sana atıyorum. Güzel anlatımlar için çok teşekkür ederim Kerem'ciğim. Dediğin gibi 2024 Avustralya Grand Prix'si Max Verstappen'in önderliğinde başladı. Kendisi de güzel bir kalkış gerçekleştirdi Carlos Sainz'in önünde yerini korurken. Arkadaki ilk 5, ilk 4 pilotta yerleri değişmedi. Ve temassız, güzel, kazasız bir start oldu. Ancak Max Verstappen'in ilk turda fark açamamış olması ve ikinci turda Verstappen'i geçen bir Carlos Sainz gördük. Bunu ne kadar söylemesi
ilginç gelse de böyle bir şey gerçekleşti. İkinci turda Max Verstappen liderliği kaybetti. Kısa bir süre sonra zaten yarışın dördüncü turundayken Max Verstappen'in arkasından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun neden kaynaklandı ilk başta belirlenmemişti. Yani belirsiz bir hata, beklenmedik bir hata oldu daha doğrusu. Ve Verstappen'in sonunda yavaşlayarak diğerlerinin geçmesine izin verdi ve frenlerde sorun olduğu söylendi. Verstappen 5. turda bite geldi. Ancak sorun çözülmeyince yarış dışı kaldı. Evet, yani gerçekten 2022 Avustralya Grand Prix'sinden sonra ilk defa yine Verstappen yarış dışı kaldı. Ne düşünüyorsun? Yani bu çok ilginç bir tesadüf değil mi, yoksa tesadüften başka bir şey mi? Yani bu motor Avustralya'yı mı acaba kaldırmıyor Keremciğim? Var mı bir yorumun? Yani çünkü 2 yılda ilk defa burada olması çok ilginç. Samet, ben şöyle düşünüyorum. Avustralya Max Verstappen'i sevmiyor. Yani büyük ihtimalle Daniel Ricciardo'dan kaynaklı bir Max Verstappen'e karşı duyulan bir öfke var Avustralya'nın genel bütün topraklarında. Şaka bir yana, gerçekten hani son iki yarış dışı kalmasının bu topraklarda gerçekleşmiş olması büyük bir tesadüf. Bunların ötesi değil büyük ihtimalle. Ama yine de şunu şöyle düşünmek istiyorum ben. Hani Max Verstappen'in yarış dışı kalması, o dumanları görmeye başladığımız andan itibaren hemen hemen bütün Formula 1 fanları içerisinde, Max Verstappen fanlarını ayrı tutuyorum, bir heyecan olmuştur. Yani artık sonunda bu bir yarışı Verstappen kazanmayacak duygusu oluşmuştur. Fakat Carlos Sainz'ın ve özellikle Ferrari'nin temposuna baktığımız zaman sanki Max Verstappen yarışsa bile bir tekerlek tekerleğe mücadele, bir Verstappen'le yarışabilme olacakmış gibi gözüküyor. Tabii biz şu anda Verstappen'in yarıştaki temposunu görmediğimiz için böyle konuşuyoruz ama Carlos Sainz ve dediğim gibi Ferrari çok hızlıydı. O yüzden bir tarafım hani Ferrari kazandığı için, başka bir pilot kazandığı için mutluyken, bir tarafında rekabeti göremedik diye üzülüyor ama önümüzde daha çok uzun yarışlar var. Hemen iki hafta sonra Japonya'da, ki çok sevdiğim bir pist, çok güzel bir pist bana kalırsa, orada yine eminim güzel rekabetler göreceğiz. Tabii bu rekabetlerin bence en önemli kısmı Ferrari. Eğer Ferrari aracını geliştirebilirse, bu sene hani sezon başı çok karamsardık bütün kamu, Formula 1 kamuoyu olarak. Sanki bu karamsarlığı yerine bir heyecana bırakabilir gibi geliyor. Ben lafı buradan almışken sana Ferrari ile aslında birazcık konuşmak istiyorum. Yani Ferrari duble yaptı 2004'den sonra Avustralya'da ilk kez dubleyi gerçekleştirmiş oldu. Yani biliyorsun Ferrari bir Formula 1'in mimi, yani efsanesi olduğu kadar mimi de aynı zamanda. Herkes Ferrari ile öyle veya böyle dalga geçiyor yönetimiyle vesaire ama Ferrari her zaman burada. Yani bu sporda biz çok büyük efsaneler görüp onların kaybolduğunu da gördük ama Ferrari her zaman zirvede olmasa bile zirvenin hep etrafında dolaşıyor ve şu anda yeni regülasyonlardan sonra bir kafasını kaldırmıştı, geri düştü, sonra tekrardan şu anda kaldırıyor gibi ve sezon içerisinde acaba Red Bull'u yakalayabilirler mi? Doğru güncellemelerle Red Bull'u geçebilirler mi? Bir soru işareti olmaya başladı. Ciddi bir soru işareti olmaya başladı. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani sence Ferrari Red Bull'u yakalayabilir mi? Red Bull'a yetişebilir mi? Zaten bunu şu anda Ferrari hariç kimse yapamaz gibi gözüküyor. Sen ne diyorsun? Yani dediklerin gerçekten doğru da olabilecek şeyler. Çünkü Ferrari ilginç bir şekilde kendini çok güzel geliştirdi. Yani daha 3 hafta geride kaldı. Yani 3 yarış daha doğrusu, özür diliyorum. 3 yarış geride kaldı. Ancak Ferrari'nin ilerlemesi bence çok güzel bir seviyede. Hani Sainz da performans açısından geçmiş yıllarda neden böyle değildin sorusunu sordurtuyor. Bir sistem ettiriyor kendisine. Çünkü yani bu yıl bambaşka bir Sainz izliyoruz. Yani Apandis ameliyatından dönüyorsun. Çok güzel bir yarış çıkarıyorsun. Neredeyse hiç hata yapmıyorsun, ki bence hiç hata yapmadı yarış boyunca. Yani 2004'ten sonra ilk defa dediğin gibi duble yapmasında çok büyük bir katkı sağlıyorsun. Keza Charles Leclerc de yine yarışın en hızlı turunu attı. 1.19.813 ile birlikte. Ancak günün pilotu Carlos Sainz'a gitti tabii ki de. Çok da hak ettiğini de düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi sana Keremciğim? Yani yakalayabilir ya. Hani bu yıl gerçekten o yıl bu yıl yakalayabilir ve seneye Hamilton gelecek. Yani acaba 8. şampiyonlukla mı gelir? Yani çok büyük ümitlerim oldu bu yarış. Hani çok büyük ümitlere çiçek açtı diyebilirim. Yani Japonya yarışını şu an ekstra 2 kat, 3 kat bekliyorum. Umarım ki yine Ferrari bu performansı korur. Umarım ki tek yarışlık bir performans olmaz. Yani çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Ancak Ferrari'ye daha fazla zaman ayırmayalım. Çünkü daha birçok övgüyü hak eden pilot ve takım var. Norris'e
geçelim. Yani Red Ferrari'lerin arkasında duran bir McLaren vardı ve tabii ki de yine Norris son pitene geç gelip Leclerc'e karşı lastik ömrü avantajını elde etse de onu yakalayamadı, ancak üçüncülükle yetinmeyi bildi. Yeni yerel kahraman Oscar Piastri de keza dördüncü olmasıyla McLaren yarışı Ferrari pilotlarının arkasında 3 ve 4. sırada tamamlamış oldu. Bence çok güzel bir performanstı McLaren açısından da. McLaren'a da diyeceklerim vardır elbet. Yani McLaren'a diyeceklerim elbette var. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu yarışta en hızlı takım, özellikle Verstappen çıktıktan sonra net bir şekilde Ferrari'di. En hızlı ikinci takım net bir şekilde McLaren Mercedes'ti. Yani Ferrari McLaren en hızlı iki takımdı. Yani resmen 2000'lerin başına geri dönmüş gibiydik. Yani çok mutluluk verici bence bu durum. Dediğim gibi Norris podyumu tamamladı Ferrari'nin dublesinde. Norris'in pitlerde bir oyun yapmaya çalıştılar McLaren pit ekibi Leclerc'i geçmek için. Fakat bu tutmadı, çünkü dediğimiz gibi yani Ferrari'nin temposu çok iyiydi. Özellikle sert lastiklerde son stintinde Leclerc Carlos Sainz'dan bile hızlıydı. Ki son turlara doğru, yarışın son turlarına doğru farkı da lider pilotla epey kapatmıştı. Mercedes için, yani McLaren Mercedes için daha doğrusu, artık en üst seviyeye yaklaştılar. Yani şu anda zirveye yaklaştılar. Artık zirvenin de üstüne çıkmak için o son adımı atmaları gerekiyor. O son adımı atmak, geri kalan bütün adımları atmaktan bana kalırsa daha zor. Yani 10 basamağın 9'unu tırmanmak belki kolaydır. Ya da kolay demeyelim de daha erişilebilir, ama 9'dan 10'a çıkmak ilk 9 basamak atlamaktan çok daha zor bence. Şu an Mercedes McLaren o 9. basamakta. O yarışlar kazanmak istiyorlarsa, şampiyonlar için mücadele etmek istiyorlarsa bence o son adım atmak zorundalar. Şu ana kadar ama bence bulundukları yerden memnun olduklarını düşünüyorum. Geçen seneye, önceki yıllara oranla hani Avustralya'da podyuma çıkmak bütün McLaren taraftarlarını memnun eder diye düşünüyorum. Burada Red Bull'a, yani Red Bull'da yarışan tek pilota Sergio Perez'e değinmek istiyorum. Bahsetmiştik zaten, sıralamalarda 3. olmasına rağmen yarışa 6. sırada başlayabildi çünkü cezasından dolayı. Fakat hiç yükselemedi ya Samet. Yani neredeyse çok vasat bir yarış geçirdi. Yarış temposu da iyi değildi. Hem McLaren'dan hem Ferrari'den daha yavaştı. Ben burada sana şunu sormak istiyorum. Sence Perez mi olduğundan kötü gösteriyor Red Bull'u şu anda? Yoksa Max Verstappen mi Red Bull'u olduğundan daha iyi gösteriyor? Çünkü ya da aynı aracı kullanmıyorlar. Bilmiyorum, açıklayamadığım bir durum var. Yani niye bu kadar kötüydü Perez bu yarışta? Ve Red Bull neden son 2 senedir çok dominant, özellikle Verstappen'le? Senin görüşün ne? Ben zaten son zamanlarda, yani 2010 sonrasında Hamilton dominasyonlardan Max Verstappen dominasyonuyla birlikte dominasyonların küçümsenmeye başladığını düşünüyorum. Yani Hamilton'ın dominasyon kurduğunda maalesef ki birçok taraftar tüm yükü Hamilton'a verdiler. Yani Hamilton olması olmazdı modunu açtılar. Verstappen'de de bu modu açtılar. İkisi arasında çok büyük bir dengesizlik görüyorum ben. Yani şununla da desteklemek istiyorum fikrimi. Hamilton dominasyonunda ikinci pilot aksilik çıkmadığı takdirde her zaman bir Mercedes pilotu oluyordu. Ancak Red Bull'da bu durum hiç aynı şekilde değil. Yani Red Bull cephesinden Max Verstappen'i aldığımız zaman, Red Bull'u tek pilotla yarışan bir takım olarak düşündüğümüzde, Perez ne zaman 10 saniyeler, 5 saniyeler, hadi 7 saniye olsun bir farkla liderlik gördük. Yani şampiyonluğa hiç yaklaşamıyor bile. Yani bu durum beni çok şüphe ediyor ve Perez'e olan da sevgi midir, saygı mıdır? Bir tık sanki böyle bir sorgulatmaya başlıyor. Yeteneklerini sorgulamaya başlıyor. Yani eski Perez kesinlikle yok. Ve bu dominasyondaki en büyük faktörün Red Bull değil de Max Verstappen mi sorusunu bana çok yoğun bir şekilde sordurtuyor. Çünkü hani Red Bull'da Max Verstappen de Perez'e 5 saniye fark atıyor. Dediklerin bence güzel bir perspektif açıyor Samet. Hani ama öte yandan tabii Formula 1 ne olursa olsun bir mekanik spor. Yani aracın kadar iyisin. Fakat işte o aracı ne kadar üst seviyeye taşıyorsun? Bence Max Verstappen ve Perez ikilisi bizi çok net bir şekilde gösteriyor. Bu cevabı bize veriyor. Hazır Avustralya'dayken ben biraz da Daniel Ricciardo'dan bahsetmek istiyorum. Sonuçta o da bir yerel kahraman. Ricciardo buraya gelmeden önce benim yarışım, daha doğrusu benim sezonum Avustralya ile başlayacak ve ardından mükemmel olacak diye bir demeç vermişti. Fakat ne sıralama turlarında ne de yarışta rezalet diyebileceğim, yani özellikle kendisinden beklediğimiz noktada rezalet diyebileceğim bir performans ortaya koydu. Hem sıralamalarda yüküsünü de yenildi, Q1'de elendi, hem de yarış boyunca neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. Ki takım arkadaşı 7. sırada olup puan da aldı. Ben açıkçası Ricardo'yu severim. Ricardo'nun mükemmel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani
Sadece Formula 1 gridine değil, nereye koyarsanız koyun bence oraya bir keyif getirecek bir karakteri var Ricardo'nun. Özel insanlardan bir tanesi bana kalırsa o mükemmel aurasıyla. Fakat artık Formula 1 aracını kullanma konusunda eski Ricardo olmadığını düşünüyorum. McLaren'dan sonra çok fazla değişsin olumsuz anlamda düşünüyorum ve sanki sezon sonunu tamamlayamayabilir gibi bir his var içinde. Sen Ricardo hakkında ne düşünüyorsun? Ricardo için söyleyebileceğim en güzel söz, yani Formula 1 bırakmadı ama Formula 1 onu bıraktı. Yani maalesef ki Red Bull koltuğu için artık zaten hiçbir şansının olmadığını düşünüyorum. Yani böyle giderse zaten hiçbir şansı olmayacak da şu anda çok kötü seviyelerde. Onu diyebilirim. Yani daha uzun bir yıl içerisinde olacağız. Her şey değişebilir ancak şu anda çok kötü bir seviyede. Bir an önce toparlanması lazım. Böyle büyük demeçleri de doldurması gerekiyor. Yani çünkü böyle büyük demeçler vermek çok büyük güven kırıklıklarına da yol açabilir. Evet, katılıyorum sana. Hazır Red Bull koltuğu demişken ben biraz da sözü Carlos Sainz'a yarışı kazanan pilota çevirmek istiyorum. Ve şahsen özür dilemek istiyorum Carlos Sainz'dan. Biliyorum sezonun çok hemen henüz başındayız. Fakat ben sezon başında Carlos Sainz'a olan duygularımın, düşüncelerimin değiştiğini fark ettim. Çünkü ben ne olursa olsun hani en optimal şartlarda Carlos Sainz Charles Leclerc'i yenemez diye düşünüyordum açıkçası. Fakat bu görüşüm biraz değişmeye başladı Samet. Öncelikle kendisinden böyle düşündüğü için özür diliyorum. Bu Carlos Sainz'ın başarısı mı yoksa Charles Leclerc'in belki birazcık onu olduğundan yükseğe koymamızın sebebi olduğu bir sonuç mu? Bunu bence sene sonuna doğru çok daha net göreceğiz. Ama sen sene başında çok güzel bir söz söylemiştin. Kaybedecek bir şey olmayan Carlos Sainz'dan korkuyorum demiştin Samet. Ve sanki artık o noktada Charles Leclerc'le Carlos Sainz ikilisinin mücadelesi çok daha dikkat çekici, çarpıcı olabilir. Sen ne düşünüyorsun Carlos Sainz hakkında? Ben Carlos Sainz'ın Red Bull koltuğunu sizin düşünüyorum. Yani çünkü bu yıl gösterdiği şu ana kadar performans bence muazzam ve en çok hak eden pilot oldu diyebilirim. Yani şu ana kadar tabii ki sadece 3 yarış üzerinde konuşuyoruz. Çok büyük konuşmaya da korkuyorum ne yalan söyleyeyim Sainz. Çünkü çok yarış konusunda dengesiz bir pilot benim nazarımda. Yani Ferrari kariyerinde bunu gördük. Ancak şu yani 2022 Britanya ve 2023 Singapur Grand Prix'sinin ardından kariyerinin 3. zaferini kazandı. Ve bu son 2 sene içerisinde Red Bull pilotları dışında kazanabilen tek isim olma unvanını hala koruyor. Yani bu da bence büyük bir başarı. Hani bu şansı bundan önceki de mi şanstı? Leclerc'in artık bence bir etkili olması lazım. Ekstra yapması lazım. Yani senin yanına da Hamilton gelecek. Hamilton'ın yanında da bu şekilde görürsek nasıl Ferrari'nin birinci pilotu Leclerc diyebiliriz? Yani diyebilir misin örneğin sen? Ya ben diyemem açıkçası ya. Bu sene eğer Charles Leclerc Carlos Sainz'e her konuda, bak ama her konuda olduğunu düşünüyorum. Yani yarış galibiyetleri, podyum ve puantaj. Bunların hepsinde bence Charles Leclerc Carlos Sainz'i yenmeli ki sene sonu Lewis Hamilton Ferrari'ye katıldığında evet sen 7 kez dünya şampiyonusun ama ben de bu takımın genç pilotuyum. Bu takım eğer şampiyonluğa oynayacaksa bunu önce benimle yapacak diyebilmeli. Ama eğer şu anda Carlos Sainz'e yenilirse Charles Leclerc ki bence son 1,5 seneyi aldığımız zaman puantaj olarak belki birbirine çok yakınlar ama gerekli yerlerde gerekli hamleleri yapma konusunda Carlos Sainz bence Charles Leclerc'den öne çıktı. Çıkmaya da devam ediyor bu yarış galibiyetiyle birlikte. O yüzden Leclerc'e bir tık üzülmekle beraber Carlos Sainz'ın da kendi hakkını, o underratedlığını kendi başına üzerinden atma çabasını görüyorum ve keyifleniyorum açıkçası. Ve dediğin gibi bence Carlos Sainz'in şu anda önündeki en büyük hedef çok fazla dilendirilmese de Red Bull koltuğu. Çünkü hali hazırda çok iyi kazanan bir takım var orada. Perez'le devam edilmek istenmiyor. Max Verstappen meselesi de var biliyorsun. Max Verstappen'in ayrılacağı konuşuluyor. Yani bu Carlos Sainz Red Bull'un havada kapacağı bir pilot olur. Ki zaten Carlos Sainz'i Formula 1'e getiren Red Bull. Hazır Red Bull demişken Samet, Red Bull'dan önce Formula 1 yaklaşık 7 sene kadar domine eden, kırılmadığı rekor bırakmayan başka bir takım var. Bugünlerde isim çok okunmuyor. O yüzden unutmuş olabilirsin. Ben sana hatırlatayım ve sevgili izleyicilerimize de Mercedes. Yani Mercedes yeni kurallardan itibaren bugün de rezalet bir performans ortaya koydu. Yani gerçekten isimle hiçbir şekilde yakışmayan bir performans ortaya koydu. Ki yine kendisinden hiç bahsetmedik ama Lewis Hamilton yarışın hemen başında mekanik arızayla, güç ünitesi arızasıyla Mercedes tarafından onaylı yarış dışı kaldı. Yarışın son turunda da George Russell Alonso'yu takip ederken kaza yaptı. Çok ciddi bir kaza yaptı ama durum iyi neyse ki. Yani iki Mercedes pilotu da buradan yarışı bitiremeden puansız bir şekilde ayrıldılar. Yani Mercedes 2022'den beri hep işte elimizde bir şey var ama hani ilkokullarda falan olurdu ya, çocuk çok zeki ama çalışmıyor denirdi mesela. Daha başarılı olamayan öğrenciler için. Yani sanki ben Mercedes'i 2022'den itibaren böyle yorumluyorum. Hep çok zeki çok zeki diyorlar ama çalışmadığı için başarılı olamıyormuş gibi ama sanki çocuk zeki de değil gibi. Sonradan anlaşılır ya.
onu gibi artık görmeye başlıyorum Mercedes'i. Sanki bu Mercedes'ten olmayacak. Yani Lewis Hamilton'ı o yüzden bıraktığı gibi geliyor bana yani Mercedes için. Evet, kötü giden bir Mercedes var, ancak Mercedes her zaman benim gözümde çok tehlikeli, çünkü psikolojik avantajları her zaman olan bir takım olacak. Yani her zaman demesem de uzun süre devam edecek bu psikolojik üstünlük. Yani seneye boşalacak koltuğu bir Max Verstappen transferiyle bambaşka bir Mercedes izleyebiliriz. 2026'da yeni bir dominasyon. İsim aynı, takım değişikliği yaşanmış olabilir dominasyonda. O yüzden Mercedes'e çok yüklenmek istemiyorum. Her şeyi yapabilirler. Yavaştan bölümü kapatalım istiyorum Samet. Ellerine, kollarına, yüreğine sağlık. Çok keyifli bir bölümdü. Ben çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim asıl güzel bilgilendirmelerin için Keremciğim. Bir yarış hafta sonunda daha beraber olduk sevgili seyircilerimiz. Çakıl havuzundaydınız. Bizi 9.15 kanalından takip edebilirsiniz. Bir sonraki yarış hafta sonunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.